Değerli izleyenler, sahada iyi başlayan ve kahraman Azerbaycan ordusunun eşsiz ve büyük kahramanlıklarla ileride tarihte anlatıldığında sayfalara ve kitaplara sığmayacak büyük destansı öyküsü. Büyük Türk gücü uyanmıştı, büyük Türk gücü haykırmıştı, büyük Türk gücü ben buradayım demişti. 30 yıldır toprakları işgale uğrayan bir milletin haykırışı sahada artık zaferlerle anılıyordu. Hepimizin göğsünü kabartan önemli başarılar, yüksek sadakat ve sahadaki büyük başarılar bizleri umutlandırdı ve mutlu etti. Türkiye'nin sınırsız desteği ve Azerbaycan'ın yürü, Türkiye yanında, Pakistan yanında, özellikle Türkiye'den gelen desteklerin yanı sıra Pakistan Başbakanı'nın açık desteği, Pakistan Savunma Bakanlığı'nın şu vurgusu çok önemliydi. Evet, bir millet, üç devlet. Bu kadar açık çek verilmiş ve Pakistan'ın şu açıklaması da hepimizin gözlerini yaşartmıştı. Türkiye tabii ki de yönden destekti zaten. Pakistan Başbakanı'nın tüm silahlarımızla, tüm imkanlarımızla yanındayız cümlesi Lavrov'un şekerini düşürmüştü. Rusya bilemiyordu ne yapacağını. Daha erken belki müdahale edecekti ama Türkiye'de ve Pakistan'dan gelen açıklamalar biraz daha sessiz kalmasını bekletiyordu. Ermenistan'ın ikinci cumhurbaşkanı dahi orada Ermeni yönetiminin çok açgöz davranmasının çok pahalıya mal olduğunu, bu saldırı için Türkiye'yi kışkırttığını, Türkiye'yi savaşa çekemediğini, Türkiye'nin büyük bir soğukkanlılıkla Azerbaycan'a yüksek yoğunluklu destek vererek burada zaten askeri ekiplarıyla bu işin altından kalktığını söyledi. Evet, şimdi Ruslar ne yapıyor? Hemen o konuya geçelim. Ruslar yavaş yavaş değil, jet hızıyla Dağlık Karabağ'a yerleşiyor. Tabii ki Dağlık Karabağ'da ne yapacaklar? Hemen size söyleyeyim. İlk etapta, bakın sıkı durun, babasının ayrına yapmıyor bunu Rus. Babasının ayrına yapmıyor. Rus ekonomisi zordayken yaptığı işlemi söyleyelim size. 8000 konut yapıyor. Karabağ'daki Ermeniler için 8000 konut yapıyor. Evet, yanlış duymadınız. 8000 konut, daha ilk. Bu konutların devamı gelecek. İkinci aşama, Ermenistan'a yeni silah sistemleri verileceğini söylüyor. Ya Paşinyan'ın parfüm alacak parası yok. Geçen açıklama yaptı. O da mı bastılar, parfümü aldılar dedi. Yani Ermenistan'ın parfüm alacak parası kalmadı deyim yerindeyse. Yani işin esprisini söylüyorum ama tım tıkır hazinesi Ermenistan'ın. Ne oldu? Ermenistan'a yeni silah sistemleri verecekmiş ve bir kısmı sıkı durun. Rus barış gücü safsatası altındaki Rus işgal gücü eliyle onlara verilecekmiş. Ayrıca şimdiki haberimi de söyleyeyim. Oradaki Hristiyan ve kiliselerle ilgili duruma Rus işgal gücünün korumasında olan bir kişi olarak, yani bir papaz geldi, Ermeni tarafından atanmış. Tamam da Ermeni tarafından atanmış birisi nasıl Azerbaycan topraklarında atanır? Öyle değil mi? Nasıl öyle bir Azerbaycan topraklarında atanır? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bunu Azerbaycan nota verdi mi? Bakın, şu anda Ermeniler yol boyunca Rus işgal güçlerine sevgi gösterilerinde bulunuyorlar. Ve Rus işgal gücünün asli hedefini zaten bu askerler biliyor. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Size hemen sıcağı sıcağına bir örnek vermek istiyorum. Bu örnekle ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Laçin. Hani Laçin'e girdik ya. Laçin'in şehrine girmedik. Laçin'in o yolu, Ermenistan'a bağlayan yol güzergahında yokuz. Orada şu anda hiçbir Ermeni aramıyor zaten geçişlerde. Bu bölgede Ruslar Azerbaycan'ı, Türkiye'nin evet oradaki gücünü denetlemeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü onlar o bağlantıda bir Ermenistan'ın Dağlı Karabağ'a giden güvenlik şeridi olarak görüyorlar. Yeni bir yol daha yapacaklardı. Neden bu yola çöktünüz? Neden bu yolu işgal ediyorsunuz? Nedir bu Ermenistan'dan Ermeni taşıma arzunuz? Hepsi bir plan ama şimdi açıklayacağım asıl planı. O kadar rahat ki Ermeniler yol boyunca sohbet yapıyorlar. Laçin hattında onların keyfine diyecek yok. Çünkü ne araçlar aranıyor ne bir şey. Oradan hakeza bir Azerbaycan aracı geçerse o araca çökecekler aklıları sıra. Ama böyle olaylara, böyle durumlara ama evet asla izin vermeyeceğiz. Böyle durumlara izin vermeyeceğiz derken kastım şu. Çünkü Türkiye bu yapılanlara karşı sessiz kalamaz. Diyeceksiniz ne oldu, niye Türkiye hemen gitmedi, niye orduyu sürmedi? Değerli izleyenler,
Türkiye bir karşıdaki ne yapar, hangi hamleleri yapar izler. Ona göre de hamlesini yapar. Türkiye'nin kurmay aklı böyledir. Asla aniden belli periyotlarla zamansız ve mantıksız adımlar atmayız. Neymiş Ermenistan'da Bayındırlık Bakanlığı yapmış olan bir ismi şu anda bize ait olan hankendi de Azerbaycan'a ait olan hankendi de ne yapmış? Başkenti diye onu Bayındırlık Bakanı yapmış. Biz de diyoruz ki hadi oradan Putin. Şimdi Laçin hattında özellikle bu güzergahta Rusların kışkırtmaları bitmiyor. Ayrıca Azerbaycan ordumuz aldığımız rayonlarda Ermenilerin geri çekilirken yol boylarını döküp üstünü toprakla hafif kapattığı mayınlara denk geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Mayınları hala temizlemeye uğraşıyoruz. Dedik ya, Ermenistan'ın en iyi yaptığı şey dağ bayrağı terör ihraç etmek. Dünyada en iyi bildikleri şey her yere tabii ki terör ihraç etmek. Onların en iyi bildiği iş bu. Yani uzun yıllar bürokraside yer alan, bölgenin dinamiklerini iyi bilen analistler ve bürokratlar açıklama yapıyorlar. Rusya'nın yaptığı çılgınlık. O bölgede özellikle kayıt dışı ve bir kargaşa ve kaotik bir durum olan yerleri sevdikleri için deniyor. Gergin olan bir bölgede tampon ve işgal ederek o bölgeyi kontrol etme stratejisi güdüldüğünü söylüyorlar. Haksız da değiller. Yani Rus barış gücü aslında oraya yığdığı askeri güç ve elde ettiği durumlarla birlikte büyük bir işgal planlaması içinde olduğu biliniyor. Evet, Ermenilerin atadığı bu papaz kimi almamış? Evet, bizim Azerbaycan'daki Alban Hristiyanları olan bu halkı almamış. Azerbaycan'da 4000 adet ne kim var? Alban Hristiyanı var. Bu Alban halkımız, bu Hristiyanlar manastıra gidiyorlar ve manastırda Ermeni papaz tarafından içeri alınmıyorlar. Bakın, onlar da Hristiyan, içerideki de Ermeni papaz ve içeriye toplu bir şekilde almam diyormuş. Tek tek girsinler, beraber ayin yapamazsınız, benim ayim komutan da olacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? Yani kendi toprağındaki bir yere giremiyorsun, ibadethaneye istediğin şekilde giremiyorsun. Ve kilisenin dışarısında ayin yapıyorlar. Düşünün ya. Düşünün. Yani Azerbaycan'daki Hristiyan vatandaşlarımız ne yapıyorlar? Kilisenin dışarısında ibadet yapmak durumunda kalıyorlar. İçeri alınmıyorlar. Yani burası neresi Azerbaycan? Şimdi bunları görünce, bu gibi durumları görünce sormam gerekmiyor mu? Biz, evet biz 9 Kasım'da neyi kutlayacağız? 9 Kasım'da ne diyeceğiz? Evet, 9 Kasım'da bu zafer gününde ne şekilde bir kutlama yapacağız? Ne için yapacağız? Değil mi? Hele hele kardeş ülkelerin Rusları kayıtsız şartsız desteklemeleri de cabası. Kazakistan Devlet Başkanı, bu kadar Rusya'ya bağlı olursan yarın senin ülken de iyice başını belaya sokacaksın. Evet Tokayev. Yani Sayın Tokayev, amacın nedir? Dağlık Karabağ'daki durumda Rusya'nın aktif rol olması bu işin en güzel anlaşma olmasını sağladı diyor. Senin kardeş bir ülkenin topraklarına işgalci günü giriyor. Ne demek bu? Sayın Aliyev, artık Hankendi'de ve diğer bölgelerde olan durumlar için Rusların bu yaptıklarına karşı bir adımın gereksinimi artık doğmuştur. Ve bundan dolayı da artık Sayın Aliyev'in önemli bir adım atması zaruridir. Ruslar bir, ikinci dil olarak Rusçayı yapıyorlar Dağlık Karabağ'da. Ve Rus pasaportu dağıtacaklar. Bakın, Rus pasaportu dağıtacaklar. Bundan daha kötüsü ne olabilir? Rus pasaportu dağıtmaları demek Kırım'da dağıttılar. Ya tamam da Dağlık Karabağ'da Rus nüfusu mu var? Ermenilere neyin Rus pasaportunu dağıtıyorsunuz? İşte o bölgeyi Kırım gibi ilhak ettiler. Bunun başka bir açıklaması yok. Karabağ'da onların hamlelerine karşı bizim de Kırım cephesinde, kuzeyde Ukrayna'da verdiğimiz sihalar ve askeri destekle, kurmay zeka ile Ukrayna'nın belli bölgelerde artık Rusları rahatsız ettiği, Ukrayna'nın aylıkçı Rusların olduğu bölgelerde bile bakın bu görüntü bizim verdiğimiz sihalarla operasyon yapan Ukrayna ordusunun bir Rus